Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde H2A Danışmanlık Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı bizlerle birlikte. Arzu hoş geldin. Hoş bulduk Açıl, teşekkürler. Piyasalardaki genel gidişatı, fiyatlamayı hem borsa tarafında hem kurda son dönemde yaşanan gelişmeleri ve 2020 stratejilerini bir miktar değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca yurt dışında da olup bitenler bize nasıl sirayet eder bir parça. Bunun yansımalarını bulmaya çalışacağız. Fakat müsaade edersen biz sohbetimize başlamadan evvel gidelim gedik yatırıma. Veste Nasrülü bizleri bekliyor orada. Veste, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket çabası var. Yeniden bir kez daha 111 binlerin üzerine doğru gelmiş durumdayız. Daha önceki dönemde de bir iki kez buralara doğru geldik. Üstünde kalmakta güçlük çekti borsa. Bir yandan da kurdaki hareket zannediyorum son dönemde biraz daha ilginin borsa tarafından oraya doğru kaymasına da neden oldu. Hem kur hem borsa için ne bekliyorsunuz? Açıl merhaba, yayınlar. 111 bin ve 112 bin bandı borsa hattında biraz dinlenme bölgesi olarak geçiyor aslında. Ve özellikle korkulan şuydu ki aslında çok da büyük bir yani çok da büyük senaryo gerçekleşmedi diyebiliriz. Noel öncesi yabancının elindeki hisseleri satıp bunu nakde çevirmesiydi. Ama şu baktığımız zaman satışları 110 bin bölgesinde karşılandığını gördük. Açıkçası Borsa İstanbul'daki orta vadeli beklentilerimiz halen daha yukarı yönlü devam etmiyor. Sürdürüyor. Fakat tabii bir takım politik ve jeopolitik risklerin devam etmesi Borsa İstanbul'daki bu yükselişi belki biraz daha zamana yayılmasına neden olabilir. Ama şu anda baktığımız zaman özellikle yıl sonu bilançolarında çok önemli bir bozulma görmüyoruz. Faizlerin aşağıya gelmesi şirket karlılıklarını destekliyor. Bununla beraber borsadaki seviyeleri destekliyor. Yalnız kur tarafına baktığımız zaman burada Ekim zirvesi 5.93.90 seviyesinin üzerine başladık bugün. Açıkçası yıl sonuna baktığımız zaman daha çok kurumsal talebin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu nedenle yüksek montanlı alımların oluşması söz konusuydu. Şu an için 5.94'e henüz kırabilmiş değiliz ama buranın üzerine aslında biraz panik başlayabilir. Ama şimdilik kurun buralarda bir dinlenme bölgesine geçtiğini görmekteyiz. Fakat halen daha doların yurt dışı piyasalarda da kuvvetli olduğunu söylemekte fayda var. O yüzden 5.94 bölgesinden eğer kurun dönmediğini görürsek burada biraz daha yukarı yönlü mesafemiz var. Ve şu anda baktığımız zaman da kur tarafındaki talebin de biraz canlı olduğunu söyleyebiliriz. Veste, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar ve değerlendirmeleri için. Başlıyoruz Arzu Odabaşı ile sohbetimize. Arzu, piyasa yılın sonuna geldi ama kendi iç dinamikleriyle biraz daha kaynayan bir yapısı var. Şu anda hani normal bir yıl sonundan daha farklı bir gidiş var. Borsada nispeten yukarı yönlü gitme çabası fakat kurda da ufak ufak başlayan, sonra her gün 3-4 kuruş yukarı giderek şu anda işte 5.74'lerden 5.93-5.94'lere kadar taşınan bir kurs, 20 kuruş kadar attık son 2 hafta içerisinde, hatta 10 gün içerisinde. Evet, yani hakikaten son 10 gün içerisinde hızlı bir yukarı yönlü hareketi gerçekleştirdi kur. Tabii bunun arkasında yatan etkenler önemli Açıl. Öncelikli olarak tabii geldiğimiz nokta Türkiye tarafında hem jeopolitik hem de diplomatik anlamda ki riskler bizi şu anda tehdit ediyor. Etmeye de büyük olasılıkla devam edecek. Bir taraftan faiz indirimiyle birlikte gelen faizlerin bir anda aşağı doğru hareket ediyor olması dolarda yukarı yönlü hareketi birazcık iteledi. Tabii biraz daha detaya indiğimiz zaman özellikle Amerika'da Senato'da geçen Türkiye'nin Amerika'nın senatosunda bu savunma sanayi bütçesinin kabul edilmesi fakat Türkiye'ye yönelik yaptırımların da olası yaptırımların da bu bütçe içerisinde bu yasa içerisinde kabul ediliyor olması birazcık tabii Türkiye tarafındaki stresi de arttırıyor. Bir tarafta Doğu Akdeniz'de yaşanan genel bir gerilim havası var orada. Aslında hani Türkiye kendini ispat etme ve sürecinde burada. Bize işte önümüzdeki hafta yine sabahleyin sizin yayında da vardı. Olası bir Amerika'dan yaptırım gelebilir mi? Gelebilir önümüzdeki hafta bile bu durum. Peki mesela şimdi gelirse senaryosu üzerinden gidelim. Tabii ki işin siyasi bacağı ayrı. Yani haklısı haksızı vesairesi mutlaka bizim işimiz değil ama eğer gelecek olursa piyasa üzerindeki etkisi ne kadar olur diye bir sormak isterim sana. Yani, şu anda var mı bu fiyatların içerisinde ondan gelebilecek, yani Trump diyelim ki bu akşam imzaladı ya da işte önümüzdeki hafta imzaladı. Evet, tabii. Var mı fiyatların tabii içerisinde? Tabii şöyle bir şey var. Trump büyük olasılıkla imzalayacak bu tasarıyı ama içinde kendilerine alan açtıkları bir durum söz konusu. Türkiye'ye
yapılacak yaptırımlarla alakalı. Ki bu yaptırımlar enerjiden, enerji tarafında da var. Yani bizim Rus, Türkiye, Avrupa'ya giden akımla ilgili bir yaptırım da söz konusu. Yine diğer tarafta hep konuştuğumuz işte S-400'e yönelik yaptırım söz konusu. S-400'e alırsak F-35'lere yönelik yaptırım söz konusu. Dolayısıyla geldiğimiz alanda büyük olasılıkla bu geçecek ama bize ne zaman bunu nasıl yansıtacaklar, bu yaptırımı hemen yapacaklar diye de bir şey söz konusu değil aslında. Ama olması durumunda yani böyle bir alan tanınıyor, böyle bir yetki alınıyor günün sonunda ve bunları kendi istedikleri bir noktada Türkiye ile ilgili bir işte diplomatik bir süreç içerisinde bir şekilde gündeme getirebilirler. Getirdikleri noktada tabii ki hisse senedi piyasaları ve döviz tarafında biz bunun negatif yönü etkisini görürüz. Dövizdeki hareketlenmenin ben büyük bölümünü buraya bağlıyorum açıkçası. Evet bir faiz indirimi yaşadık ama biz işte 1200 bin, ilk 1000 puan indiği zaman faiz dövizde böyle sert bir hareket yaşamadık. Dolayısıyla bir 200 puanlık harekette mi bunu yaşadık diye de sorgulamak gerekiyor. Yılın tamamına baktığımızda 1175 puanlık 2018'de bir faiz arttırımı olmuş. Biz bunu 1200 olarak geri almış olduk. Ama büyük olasılıkla içinde bu dövizdeki hareketin içinde bu faiz indirimine yönelik süreç var tabii ki ama bu düşük bir oran diye düşünüyorum. Asıl Amerika tarafından gelebilecek olası yaptırım. Tabii Türkiye tarafına baktığımızda her yaptırımın Türkiye'yi bir anlamda bir daha uyandırdığını, bir daha güçlendirdiğini de açıkçası söylemeden edemeyeceğim. Çünkü bir daha kendimizin farkına varmaya çalışıyoruz. Kendimizin farkına varıp kendi varlıklarımıza var olmaya niyetinde oluyoruz. Bakalım ama tabii ki istenmeyen şeyler bunlar yani gelişmeler bunlar. Peki bir virgül koyalım gidelim Meksa yatırıma. Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülciner'i var hattımızda. Figen bu yaptırım tartışması şu an itibariyle ön planda. Dolayısıyla fiyatların içerisinde ne kadar var diye sordum Arzu'ya. Senin görüşün nedir? Aslında fiyatlara baktığımızda açıl şimdi Borsa İstanbul tarafında bir miktar özellikle yerli tarafında aslında bu beklenti daha hakim. Yaptırımların daha çok hani hafif atlatılacağı ya da Amerika'nın yaptırımları evet onaylayacak ama o içlerinden en hafiflerini seçeceği yönünde aslında yerli tarafında böyle bir beklenti var. Mesela fiyatlamalarda bence orada sert bir yaptırım geleceği beklentisi yok. Ekonomik tarafta bir yaptırım beklentisi geleceği bence fiyatlamalarda yok. Ama işin yabancı tarafına baktığımızda yabancı tarafı daha temkinli. Yani yerli yatırımcıya göre yabancı yatırımcı birazcık daha bekle gör havasında. Ve bir pozisyonlanma içerisinde açıkçası değil. Hatta geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafında var olan pozisyonlarında da bir miktar azaltmaya gittiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla hani yerli taraf birazcık daha pozitif, yabancı taraf bence temkinli ve oyunun şu an dışında kalmayı tercih ediyor. Kur tarafına baktığımızda da birazcık daha farklı bir hava söz konusu aslında kur tarafında. Yani Borsa İstanbul tarafındaki iyimserliğe göre kur tarafında birazcık daha oradan bir kötü haber gelebilir pozisyonlanması bence var. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte aslında orada pozisyonlanma başladı açın. Bunda şey de etkili bence hani Merkez Bankası'nın toplantı sayısını 12'ye çıkardığında aslında Merkez Bankası'nın birazcık daha yavaş hareket edileceği aslında düşünülmüştü. Yani faiz indirimleri konusunda daha yavaş hareket eder diye düşünülmüştü. Ama bu toplantıda yaptığı faiz indirimi ile birlikte aslında orada mesela 5.76 faiz indiriminin olduğu gün çok güçlü bir alım geldi. Aslında ilk pozisyonlanma orada başladı. Ve sonrasında 5.93'lere yükselen bir kur takip ediyoruz. Kamu bankaları satışta bu arada Merkez Bankası faiz kararından beri aktif bir şekilde satıcı olduğunu da görüyoruz biz. Ya kur tarafında ben 5.95 seviyesini açıkçası takip ediyorum. Ama bu yaptırım meselesinde kurun birazcık daha kötümser bir fiyatlama içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Biraz Borsa İstanbul tarafında daha iyimser bir beklenti var. Ya burada bence dikkat edilmesi gereken açıl evet yaptırım kararı Amerika'dan gelecek. Belki hafif yani orada en bizim için hafif olanları tercih edecekler. Ama Türkiye'nin cevabı da bence çok önemli. Yani hani oradan bir hamle gelecek ama Türkiye orada nasıl bir pozisyon alacak? Bence bu kritik. Bence yabancı bunu da görmek istiyor. Yani hem o tarafın hamlesini hem Türkiye'nin açıkçası buna cevabını da görmek istiyor diye düşünüyorum. Şu anda hani bir son iki gündür sadece gözlemlediğim yani hacimsiz seanslar aslında Borsa İstanbul'da takip ediyoruz. Ama kapanış seansına geldiğimizde görece güne göre daha hacimli satış emirlerinin ağırlıklı olduğu aslında son iki gündür kapanış seanslarında böyle bir ilginçlik de var. Bunu da belirtmek isterim.
Peki Figen, önümüzdeki seneye ilişkin senin buradaki bakışın nasıl diye sormak isterim. Eğer bir şekilde yaptırıma dair bir karar çıkacak olursa bu Borsa İstanbul üzerinde ne kadar etkili olur? Gelecek seneye dair bakış açınızda bunun herhangi bir şekilde etkisi olur mu, iskontosu olur mu? Aslında açıl şöyle, şimdi 2020 senesinde Fed'in sahnede olmadığı bir 2020 göreceğiz biz. Ya şimdi Fed sahneden çekildiği anda açıl, her türlü haberin fiyatlaması piyasalarda daha hassas olacaktır. Yani şimdi dün Bullard'ın açıklamasına baktığımızda ki o faiz indirimlerine çok daha destekleyen bir konumdaydı. Ya Fed çekildiği zaman o zaman her haber daha hassas süzgeçlerden geçer ve daha hassas fiyatlanır. Böyle bir senede bizim Amerika ile ilişkilerimizin geriliği olması tabii ki bizim için şanssızlık olur. Ama bunu söylemek için erken, dediğim gibi haber akışını görmek lazım. Hani Ocak ayında pozisyonlanmaları bir görmek lazım. Çünkü yabancı tekrar Ocak ayında Türkiye'nin gündemine bakacak ve tekrar bir pozisyonlanma tercih edecek. Ya onu bir görmek lazım, ama sadece ben şöyle söyleyeyim. Hani bu tarz bir gerginlikte Fed'in sahnede olmadığı bir sene bizim için çok şanslı bir sene olmayabilir. Figen, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Şimdi düne döneceğiz. Dün Gigan Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysu Karaytuğ neler söylemiş yaptırım fiyatlamasıyla, potansiyel bir yaptırım fiyatlamasıyla ilgili, onu göreceğiz. TL riskli varlıklarda bu yaptırımın fiyatlamasını defalarca gördük. Hani artık 3 aşağı 5 yukarı gerek yabancı yatırımcılar, gerek TL Türkiye yurt içi yerleşik yatırımcılar artık hani o torbadan ne çıkacağını ve yaptırımların ne düzeyde olacağını bu ana başlıkları altında biliyorlar. Önemli olan bundan sonra onların hangi seviyede geliyor olacağı, hangi sertlikte geliyor olacağı. Büyük olasılıkla şu an fiyatlanan, yani borsanın fiyatladığı, çünkü CDS'lere baktığımızda onu fiyatlamıyor. Yani CDS'ler şu anda diyor ki risk algısı düşük durumda, dolar TL risk algısı yüksek durumda. Buradan da korkulmayacak noktası sonucu çıkıyor. Neden? Eğer ki dolar TL, yani kurdaki o volatiliteyi bir de riskli varlıklar destekliyor olsaydı aşağı yönde, o zaman şunu diyebilirdim ki dolar TL'nin bu seviyesi kalıcı olma riskini taşıyor. Ama bana kalırsa bir CDS'lerin artık hani biliyorsun Ocak 5 itibariyle 304'lerin üstüne çıkmaya başlamıştı ve son 3 aydır azalan TL volatilitesiyle birlikte, dolar TL volatilitesiyle birlikte CDS'lerimiz aşağı geldi. Her yaptırım uygulanması başlığı geçtiğinde bir miktar yukarı çıktı, ama bugün geldiğimizde 276-305 arasında gidip gelen bir CDS birimi var. Bunu göz önünde bulunduracak olursak ben dolar TL'de yukarı yönlü riski artık daha az görüyorum. Yani oradaki avantaj kalmamış gibi görünüyor dolar lehine. Diğer taraftan da mutlaka bir 112 binlerden sonra bir kar satışı adı altında bir hareket bekliyorduk. Bir düzeltme söz konusu olabilir. Yani ben olumsuz tarafta değilim halihazırda. Aysu Karaytuğ'un görüşleri de böyleydi. Arzu Odabaşı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arzu, özellikle önümüzdeki seneye dair bakış açısında bu yaptırım tartışması herhangi bir tat bırakır mı ağızda diye sormuştum. Sana da aynı soruyu sorayım. Vallahi açıl şöyle düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki yıl, daha doğrusu Trump'ın seçimlerine kadar Amerika tarafında biz bütün dünya çapında bu ticari anlaşmaları etkileyecek belli başlı yaptırımları göreceğimizi düşünüyorum. Çin tarafı zaten birinci faz biliyorsun işte imzalanma sürecinde, Ocak ayının ilk haftasında bir yerde, Ocak ayında bir yerde imzalanması bekleniliyor. Ama bu beklenti hala elimizde değil, yani bu imzalanmış bir durum söz konusu değil. İkinci fazla ilgili ne olacak onu görüyor olacağız. Bizim tarafta gelmeden önce asıl Avrupa Amerika tarafına da, yani Çin tarafında Amerika işleri evet güzel, biraz birinci faza doğru iyileşiyoruz derken Avrupa Birliği tarafında da bir takım yaptırımlara gidiyor olacak büyük olasılıkla. Benim bütün okuduğum artıklar bana bunu biraz getiriyor. Dolayısıyla Amerika diyecek ki işte ey Fransa, senin peynirini almayacağım, İspanya senin zeytinyağını almayacağım veya alırken de gümrük vergisini şu seviyeye getireceğim. Biliyoruz ki Boeing ile işte iki uçak şirketi arasında ciddi bir şey var, rekabet var. Orada da bir stres var ve Airbus arasında, Boeing ile Airbus arasında. Dolayısıyla büyük olasılıkla Trump seçim sürecine kadar bütün elindeki bütün araçları masa üstünde tutacak
Ve bence Türkiye için de bunu bir masa üzerindeki bu karar, masa üzerindeki bir done olarak elinde tutmak istediği için bu noktaya geldik. Ve bu bizi 2020 yılında da oldukça şey yapacak, meşgul edecek maalesef ki. Ha nedir, Türkiye'ye bugün gelir yarın gelir ama yani canı istediklerinde bunu getirebilirler. Ve maalesef ki biz sadece Türkiye değiliz. Yani Türkiye olarak tek ülke değiliz bu yaptırımlardan, olası yaptırımlardan etkilenebilecek. Avrupa Birliği ile ilgili böyle bir ciddi şeyler var, tehditler var onlar tarafında. Karşılıklı çekişmeler devam ediyor. Çin tarafında görüyoruz. Bunlar dünyanın gayri safi milli hasılasını yakından etkileyen büyüklükler. Çin de öyle, Avrupa Birliği tarafı da zaten baktığımız zaman işte bir yarının gayri safi milli hasılanın yarısını Avrupa Amerika bir arada tutuyor. Bunu o yarının bir kısmı da Avrupa Birliği'nde. Dolayısıyla rakamlar bu kadar büyüklükleri konuşurken ve Trump'ın da burada bu agresif tutumu bence 2020 yılı içerisinde bizleri meşgul etmeye devam edecek. Ha nedir? Trump'ın amacı büyümeye yönelik büyüyen bir Amerika'yı ortaya çıkarmak ve Trump Amerika'yı büyüttüğü sürede ister istemez gelişmekte olan ülkeler de buradan olumlu yönde etkilenecek. Ne yaparsa yapsın. Dolayısıyla bunun bir matematiği var. O anlamda ben evet Trump çalış çabala Avrupa'yı Amerika'yı büyütmeye çalış ama buradan eğer büyüyüşse tabii bütün bu ticari savaşlar içerisinde bu negatif tutum yaklaşımlar içerisinde ki tabii ki bir büyüme beklentisi var %2'ler seviyesinde farklı seviyelere şirketlerin tahminlerine baktığımızda ama günün sonunda Türkiye'yi gerçekten ve bizim gündemimizi yatırımcı gündemimizi daima meşgul edecek bir masada olacak bir gelişme olacak. Dolayısıyla döviz tarafında biz çok ciddi, zaten geçen sene 2018'de ciddi bir değer kaybını yedik. Dolayısıyla buradan ben kalkıp dövizin çok sert bir şekilde TL'nin değer kaybetmesini beklemiyorum açıkçası. Bu hareketin nerede sonlanmasını beklersin? Bu hareketi de büyük olasılıkla şimdi bu işte bu faz bir Ocak ayında bir yerde eğer işte ne bileyim Çin tarafındaki gelişmeyi görürsek yani orada bir ısınma, bir rahatlama görürsek ve arkasından Türkiye tarafında da ben bu gibi durumlarda çok proaktif yönetildiğini de düşünüyorum. Yani tamam bir siz yaparsanız biz de yaparız durumu var mütekabiliyet yasası gereği ama bizim de yine diplomatik olarak tekrar aktif bir ilişki sürecine girerek bu süreci yönetmeye çalışacağımızı düşünüyorum. O da ayrı bir işin tabii siyasi diplomatik tarafı. Ama fiyat olarak baktığımızda benim gördüğüm burada zaten yukarılarda bir 6.20 var. Çok streslendi dolar. Döviz bütün bu süreci yaşadık. 6.20'ye doğru gitme olasılığı yüksek olur. Ama 6.20'yi geçecek bir süreç tabii ki çok yaptırımlardaki o boyutun bize etkisini görmek gerekir. Biz ne diyeceğiz burada onu görmek gerekir. Dolayısıyla biraz daha ben stres temkinli olmak gerektiğini ama çok da böyle telaşlı olmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum şu süreçte. Olası bir durumda işte buralar 5.95'lerdeyiz, 8.98'lerdeyiz, 6.20, yukarıda da 6.50 var ama hani kalkıp böyle 7 işte ne bileyim 7'lerin üstünde kalmaya çalışan bir dolarla karşılaşacağımızı var mesela böyle bir yorumu. Tata Goş'un yazmış olduğu bir rapor var. Diyor ki her Merkez Bankası Başkanı'nı mutlaka test eder. Belki şu anda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanının testi başlamış olabilir. Yılın ilk yarısında 7 liraya doğru bir hareket bekliyoruz diyor yazmış olduğu son raporun içerisinde. Evet maalesef hani bu tip ben de görüyorum ama biliyorsun ki her biz negatif olduğumuz dönemde bu gibi negatif daha da ortalığı sertleştiren negatif yönlü yorumları değerlendirmeleri görüyoruz. Dolayısıyla ben her tarafı ne çok iyimser ne de çok kötümser olmak gerektiğini biraz törpüleyerek bunları okumak gerektiğini düşünen tarafta oluyorum ama dediğim gibi döviz tarafı şeyde yani 6.20, 6.25 sonuçta 6.60 yani sert seviyeler var yukarıda ama benim gördüğüm kadarıyla birazcık daha yönetilecek şeyler. Seni çok endişelendirmiyor. Evet. Peki burada bir de Merkez Bankası'nın atmış olduğu bir adım var. Bir swap'la ilgili son BDDK'nın dünkü düzenlemesi sonrasında önemli özellikle Londra'daki swap piyasasındaki faizlerde çok ciddi bir aşağı geliş oldu. Evet. %4'ler, %5'lere falan geriledi orada. Geldi. Şimdi o yeniden sonrasında dengelenme noktası kabaca onlar civarında görünüyor. Şu anda da mesela 10.5 görüyorum ben gecelik tarafa baktığım zaman. Diğerleri de haftalık falan da bir miktar daha işte onun altında seyrediyor. Şimdi oralarda TL'nin maliyetinin bu kadar ucuz kalmaya devam etmesi
Türk lirası üzerinde bir risk oluşturur mu? Bir de bu son düzenleme ne işe yaradı? Bir parça onu sorayım sana. Yani oralarda tabii şimdi swap tarafı önemli. Sonuçta elindeki doları Londra'ya götürüyorsun. Orada TL alıp geliyorsun bu tarafa. Buradaki maliyeti birazcık daha aşağı çekilmesi ve bankaların yine bu işlemleri birazcık daha uzun vadeye, yani yapılan bu işlemlerin uzun vadeye yayılması hedeflenmiş belli ki burada. Ve bir diğer konu da bankaların, yani bu işlemlerin domestik iç pazarda gerçekleşmesi isteniyor. Yani bu aranıyor. Çünkü bir ara gerçekten çok büyümüştü. Yani şu anda rakamlar hakkında değil ama çok ciddi size'ların, büyüklüklerin oralarda işlem yaptığını biliyoruz. Ve bir de tabii öyle de bunlar ne kadar bizim kendi kontrolümüz dışına çıkıyorsa o kadar da riski aslında arttırabiliyoruz bu süreçlerde. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası'nın aldığı bu karar bana göre geç bir karar. Yani bunun daha önceden belki alınması gerekiyordu. Çünkü sonuçta kontrol edemediğim bir mekanizmayı biraz daha sistem içine çekmek ve onu anlamaya çalışmak, orada kontrol etmek bence önemliydi. Dolayısıyla evet, ilk etapta bir yeni duruma adapte olmak kolay olmayacak ama Türkiye'nin bu finansal yapı içerisinde ve belli saldırıları belli dönemlerde çok sert dediğimiz bu süreç içerisinde bizim elimizi biraz daha kolaylaştıran bir süreç oldu diye düşünüyorum, bir karar oldu diye düşünüyorum. Peki, kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Arzu Odabaşı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arzu, özellikle önümüzdeki yılın stratejisini konuşalım biraz dedik. 2020'ye gelirken, özellikle önümüzdeki yılki yatırım stratejisini oluştururken hangi araçlar bir miktar daha yüksek getiri vaat ediyor diye sorayım. Faiz hatları çok aşağı kaydığı için ister istemez biraz daha artı değere, katma değere ihtiyaç var. Nerede bulabilir yatırımcı onu? Evet, yatırımcı nerede bulabilir? Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle hisse senedi piyasaları aslında bir iyi bir fırsat sunacak gibi duruyor 2020 yılında. Bu senede onun ilk şeylerini, ne diyeyim, mesajlarını verdi diyebiliriz. Tabii ki bütün bunları bu biraz önce konuştuğumuz konular çerçevesinde değerlendirmek lazım ama günün sonunda 2020'nin ben biraz yine sıcak geçeceğini düşünüyorum. Yani ama hani şu var, Amerika'da seçim olduğu yıllarda hisse senedi piyasaları öncelikli olarak Amerika'da sonrasında da diğer piyasalarda hisse senedi piyasaları pozitif yönlü hareketine devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye tarafında da iniş çıkışlar, geliş gidişlerle birlikte ben nette pozitif yönlü hareketin devam etme olasılığını yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu anda da hani tutulmaya çalışıyoruz bir yerlerde. Hani 107 bin, 105 bin oralara tekrar bir geri dönüş yaşayabiliriz. Buralardan tekrar 107-105 bin bandından tekrar yukarı yönlü hareket etme olasılığımız yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yatırımcının burada biraz daha uzun vadeli bakması, böyle anlık panik hareketlerden kendini soyutlayarak hisse bazlı, sektör bazlı bakması, Türkiye'nin lokomotif sektörlerine, lokomotif şirketlerine analiz ederek, danışmanlıklarını alarak bu süreci değerlendirmesini öneririm. Onun dışında döviz tarafında da ekstra böyle hareketler, hamleler olacaktır ama çok dediğim gibi 2018'de yeni güçlü bir değer kaybını aldığımız için ben artık 2-3 yıl açıkçası TL tarafında biraz daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla oralardan çok böyle getiri beklentisinin de yüksek olmayacağını düşünüyorum ki 2019'a baktığımız zaman da işte dolarım var, dolarda bir yıl bekledim diyen yatırımcı %9 civarında para kazandı. Hisse senedi piyasalarına baktığımızda %25 seviyesinde bir getiri söz konusuydu. Keza tahvilde de yine çok güçlü bir kazanç oldu bu tarafta. Bu arada tahvil tarafında da yani yabancı yatırımcının ilgisi devam ediyor. Oralarda pozisyonlarında hem tutuyorlar hem yeni pozisyonlar açıyorlar açıkçası. Eurobond için mi yoksa tahvil piyasasından bahsediyorsun? Eurobond tarafında da tahvil tarafında da. Yani %9-9.5'larda sadece geçen hafta hani bir sınırlı giriş olmuş ama onun haricinde bayağı düştü orası. Düştü ama işte o diplerden yeniden kendini toparlamaya çalışan bir durum söz konusu. Yani dip rakamlara baktığımızda orada hafif artışları görüyoruz. Yani nereden baktığınla alakalı ama yine de bir ilgi alakanın orada devam etme olasılığı yüksek gibi duruyor. Dolayısıyla bizim Türkiye tarafında gelişmekte olan ülkelerde bir kere yani oralardaki büyüme beklentisi sürdüğü sürece
Türkiye tarafını da buradan bir büyük olasılıkla pay alacağını düşünüyorum. Genel resme baktığımızda bir altın var. Altın biraz böyle 1350 dolara, 1400 dolara doğru hafif azalış niyeti içerisinde benim gördüğüm kadarıyla. Ama oralardan tekrar yani 1380 civarında bir altın, dolar 80, 1380 dolar civarında bir altından tekrar yatırımcının pozisyon açmasıyla para kazanma olasılığının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz bu önümüzdeki yıl içerisinde. Dolayısıyla benim gördüğüm yine tabii ki yatırımcının aldığı risk burada önemli. Gene mevduat tarafında çok yüksek, yani geçtiğimiz yıla göre o yüksek faiz oranları artık biraz daha torpilenmiş oldu. Daha düşük seviyelerde bir faiz oranıyla, mevduat getirisiyle karşı karşıya yatırımcı. Böyle günlerde tabii ki enflasyonu burada takip ediyor olacağız. Enflasyonu biz işte %10,5'lardayız şu anda. %11-11,5'larda bitirirsek eğer. Tabii ki burada beklentilere baktığımızda henüz piyasayla hükümetin beklentileri arasında hafif bir gap var, bir fark var ama bu her zaman oluyor. Yani eğer biz önümüzdeki yılda da %10 civarında, 9,5-10 civarında bir enflasyon üretebilirsek benim şu bahsettiğim işte hisse senedi piyasaları tarafında hangi varlığa ne kadar ağırlık verirsin burada? Ki strateji devam eder. Vallahi hisse senedi muhafazakar bir yatırımcı için, ortalama bir yatırımcı için soruyorum. Muhafazakar ortaya doğru olan bir yatırımcı da yine %30 civarında bir mevduat devam eder büyük olasılıkla. Muhafazakarlıktan gelen %30-40 civarında bir mevduat devam edecektir büyük olasılıkla. Devamında %20 seviyesinde bir hisse senedi, 25 hatta diyebiliriz orada. Ve yine altın tarafındaki de altında olası geri dönüşlerde yine pozisyon açabilir ki orada da yine %20-25 seviyesinde bir pozisyon açılabilir gibi duruyor bana. Yani seçim yılında riskleri biraz daha düşükmüş gibi algılar piyasa ve önüne bakar. Fakat seçim yılından sonraki yıl, yani Amerika için söylüyorum, biraz daha riskleriyle baş başa kalır. Dolayısıyla 2020 Kasım'a kadar biz bu fırsatları yatırımcı yakalar yakalamadığı durumda Kasım 2020'den sonra tekrar risklerin daha böyle risk algısının azaldığı bir döneme gidebiliriz. Dolayısıyla yatırımcının burada bu zamanı da, yani oradaki o zamanlamaya da iyi bakmasını öneririm ben açın. Ama genel resme baktığımızda evet Türkiye'de bir takım bu riskler her zaman oluyor. Her zaman biz bunları yaşıyoruz ama günün sonunda baktığımızda borsa geçen sene 225 civarında bir getiri sağlamış mı? Sağlamış. Döviz %9 getirmiş mi? Getirmiş. Bunlara bakarak yatırımcının karar vermesini tavsiye ediyoruz. Arzu Adabaşı, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür sana. Ediyorum. Aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. Gidiyoruz programımızın son bölümünde Dubai'ye. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, bugün Japonya'dan gelen enflasyon verisi bize diyor ki satış vergisinin gelmesinin ardından ikinci aydır üst üste bir kıpırdanma var. Etkisinin kalıcılığı konusunda nasıl yorumlar? Açıl, evet, satış vergisi biraz fiyatları artırdı ama bir taraftan da dün dış ticaret rakamlarını görmüştük bu hafta Japonya'da. Orada da talepte ciddi düşüş var, ithalatta düşüş var. Bakıyorum bugün Japonya borsası da eksi 0.20, çok fazla tepki vermedi. Enflasyon 0.4 bekleniyordu, 0.5 geldi. Hala hedef 2'den çok uzakta. Belki şunu ekleyebilirim, bugün bütçe rakamları açıklandı. Gelecek sene ciddi harcama kalemlerini arttırdılar. 39 milyar dolarlık bir harcama açıklandı Japonya'da. Bir de uzun vadeli tahvillerin miktarını açıkladılar. 40 yıllık tahvillerde uzun miktarı 27.4 milyar dolar daha arttırdı Japonya. Ama biliyorsun ne enflasyonda ne büyümede çok fazla bir şey yapamıyor. En son aldığı önlemler mali teşvikti ve satış vergisiydi. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Belki son olarak şunu ekleyebilirim. Çin-Amerika anlaşmaya yaklaşınca ekonomistler biraz Çin'le ilgili beklentilerini iyimsere çevirdiler. 2020 için büyüme beklentilerini bir miktar daha arttırdılar. Belki son dönemdeki petrolün yükselişinde buna bağlayabiliriz. O da 61 ve 66 dolar seviyesinde son bir aydan beri yükseliyor petrol fiyatları. Açıl. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın notlarla birlikte biz de yatırım kulübünü sonlandırıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Güzem Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.